Bizim köy ovasında at yarışları yapılırdı. Spor kulüpleri adına. Hatta bir rahmetli bir abimiz oğlunun düğün hediyesi olarak at yarışı tertip edildi. Bu at yarışları köyün zaten o zaman traktör yok. Herkes at arabalarına ihtiyacını görüyorlardı. Üç kategoride yarışırdı atlar. Bir, arabaya koşan atlar. Arabaya koşu atları. Bir, genç koşu atları. Bir de biraz daha yaşlı koşu atları. Onlara da belirli bir oranda şey yaparlar, ücret verirler. Küçükköy Spor Kulübü yararına %90 yapılırdı. Bir de Avcılar Kulübü aradığında yapılıyordu. Bir de bir veya iki kişi oğulların adına, oğulların düğün adına yarış düzenlediler. Herhalde Elmas Akındoğ, yani büyük ihtimalle Elmas Bey, oğlunun düğününde yarış tertip etti. Bizim eğlencelerimiz de köyde, sokaklarda, bir de belediye binasının arkasında, köyümüzün sırtlarında 5 tane yel değirmeni vardı, onlardan kalma. O yel değirmenlere gider, orada yel değirmenlerde eğleniriz. Eğlendikten sonra terleriz, şey yaparız falan. Yel değirmenlerine biraz aşağı ineriz. Hüseyin Varol'un bahçesi vardı. O bahçede Yunan'dan kalma bu kadar büyüklükte bir kuyu. Elip şeklinde, yuvarlak değil de elip şeklinde kuyu, taş kuyu, derin. Kuyunun dibinde dut ağacı. Genellikle bu büyük kuyuların diplerinde hep dut ağaçları vardır. Daha hala da var. O dut ağacına çıkar. Yaşımızda 5-6, tabii büyük abilerimiz de var yani 10 yaşlarda falan. O dut ağacına çıkıp kuyuya atlardık. Oradan sonra taşlardan çıkar, şey yapardık. Babam rahmetli askere gidiyor. Askerde düşünüyor, ya diyor, bu arada benim ikinci kardeşim dünyaya geliyor, babam askerdeyken. Babam askere giderken ben ve kardeşim vardı, Ömer olan kardeşim. Askerdeyken üçüncü kardeşim, kız kardeşim de dünyaya geliyor. Düşünüyor, ya arkadaş diyor, bizim diyor bir şeyimiz yok, ben ne yapayım, köye gideyim. Zaten ziraatla uğraşamam, tarlası şey yok, çubuğu yok. Askerdeyken düşünüyor, ya diyor böyle böyle ben bir fotoğrafçılığı öğreneyim burada. Ondan sonra askeri terhis olduktan sonra Ayvalık'ta veya başka bir yerde bir fotoğrafçılık yapayım. Orada 4-5 ay hem askerlik yapıyor hem gece kaçıyor askerden. Çavuşmuş. Gece saat 9'da 10'da kaçıyor. 12'ye kadar fotoğrafçılık öğreniyor. Afyon'da bir fotoğrafçıya rica ediyor. Fotoğrafçının yanında. Sonra çok sevdiği bir arkadaşı var. Kardeşi gibi severdir. Allah rahmet eylesin. Rüştü Akın. Bir gün Rüştü ile diyor Afyon'da gezerken bir baktık diyor bir vitrine. Bir fotoğrafçı gördük. Allah, fotoğraflar diyor süper. Ya arkadaş, bununla nasıl irtibat sağlasam? Nasıl olsam bana? Bana öğreten fotoğrafçı, tabii ben fotoğrafçıları yeni öğrendiğim için bana iyi geldi ama onu ne zaman vitrinde fotoğraflarını gördüm, süper geldi bana. Bu ara baktık, bir tane kasap, bıyıklı. Rüştü demiş, arkadaşım, bu demiş herhalde Arnavut. Buna demiş gidelim bir soralım bakalım falan. Neyse, selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz asker kıyafetiyle geziyoruz tabii pazar günü. Demiş, ya böyle böyle senden bir ricam var. Bize bir babalık yapar mısın? Buyur, nerelisin siz? İşte Ayvalık Küçükköy'deniz falan. Ne istiyorsunuz? Demiş, böyle böyle biz bir fotoğrafçının yanında çalışmak istiyoruz. Şu fotoğrafçı ama tanımız yetmiyoruz. Tamam demiş, ya o benim arkadaşım ya demiş. Tamam. Neyse, bize diyor çay ısmarladı diyor o kasap. Aldı beni diyor Rüştü ile beraber. Gittik fotoğrafçının yanına. Demiş, buna fotoğrafçılık öğreteceksin. Askerlik bittiği zaman diplomasını da vereceksin buna. Tamam. Neyse, ben ne zaman geleyim? Şu zamanın saat işte 9:30-10 sıralarında, 12'ye kadar. Tamam. Fotoğrafçının da işleri çokmuş. Tamam. İlk gittiğim gün fotoğrafçı demiş, sen bu fotoğraf çekmeyi biliyor musun? Ya, o zaman fotoğraflar rutuş yapılıyordu. Bilmem böyle şey yapıyor musun? Eskişehir'de böyle bir şey çekiyorlardı. Böyle kara kalemle rutuş yapıyorlardı. Demiş,
biliyorum, nerede çalıştın sen? Şurada. Demiş, bunu şimdi hepsini sıfırla. Öğrendiğin ne kadar varsa o fotoğrafçı yanında hepsini sıfırla. Şimdi buradan, bugünden itibaren yeniden başlayacağız. Ve ben konuşmadığım müddetçe sen konuşmayacaksın. Gece gidiyordum, o fotoğraflara rutuş yapıyordu. Hiç konuşmuyordu ama ben takip ediyordum, rutuş yapıyordum. Bir ay sonra yine o örtünün altında, şimdi demiş ben ne yapıyorum? İşte dudaklarını kapatıyorum, şeyini, benlerini yok ediyorum falan, böyle böyle kara kalemle yok ediyor işte falan. Ondan sonra iki ay sonra bana başladı rutuş yaptırtma, fotoğraf çektirme. Askerlik bitti, tamam demiş, yapabilirsin. Geldik küçük köyüme. Köyde rahmetli Hasan Karabulut'un babası, iki çift beygir. Hasan Karabulut da babamın akrabası. Onlara iki çift beygirle zeytin sürme. Zeytin ağır, sürme, zeytin sürme işi ağır. Gittik diyor, iki sefer diyor, pulluğu kırdırdı yani bile bile. Çökes yaptık, pulluğu kırıldı. Üçüncü de aldı diyor, dizginleri diyor, amcam diyor. Bizi diyor başta diyor dizginle vurma diyor, siz bilerek kırıyorsun bunu falan. Ondan sonra ben dedim, büyük nenesi vardı ki, büyük nenesi, babamın rahmetli, 105 yaşında vefat etti. Demiş, ben Altınova'ya gideceğim, fotoğraf çek, fotoğrafçı olacağım. Oo, ne kadar fotoğraf çekersen, o kadar günaha girersin. Ne kadar fotoğraf çek. Ben Altınova'ya gittim. Büyük nenem, eşim ve çocuklarım köyde kaldı. Ben gittim. Altınova, Körfez'de ekonomik durumu en güzel yerlerde, bir ağlar var. Ekilebilen toprak çok Altınova'da. Her düğün bensiz olmazdı. Foto yıldız. Çok iyi şey yapıyorum. Yıldız, foto yıldız da koydum. Her düğün bensiz olmazdı. Bütün foto. Başladım diyor iyi para kazanmaya. Ama kartlar ithal ediliyordu. Japonya mı, Almanya mı, Akfa, Almanya galiba, Akfa şeyi kart göndermeme başladı. Herhalde Türkiye'yle bir şey oldu ya, ihracatçı firmayla bir problem oldu. Kart gelmeme başladı, sıkıntı oldu. Aldığım şeyleri yerine getiremiyorum. Film çekiyorsun, karta basamıyorsun. Kendi şeyi de vardı, basma atölyesi vardı, kendisi basıyordu. Ondan sonra ben de şey yapıyordum, bu cama yapıştırıyorduk ıslak ıslak şeyleri, bilmiyorum siz gençler biliyor musunuz onları. Cama yapıştırdık. O kurudukça atardı ve saydam olurdu fotoğrafın şeyi. Böyle mat değil de saydam olurdu. Ondan sonra bu iş tutmadı. Yani malzeme yetersizliğinden tutmadı. Bu sefer Ayvalık'a geldi rahmetli babam. Ayvalık'ta kabzamallığa başladı. Sebze ve meyve komisyonculuğuna başladı. Sarımsak İki bölümden oluşur. Hatta üç bölümden. Bizim halk arasında derler. Bir küçük sarımsak, büyük sarımsak, bir de badavut. Buraları hep sebze bahçeleriydi. Ama yetiştirilen sebze Ayvalık'a çok fazla geliyordu. Bir de Turfan'da yetişiyordu. Toprak yapısı mil oranı fazla olduğu için güneş hemen çıkar çıkmaz toprağı ısıtıyor ve mahsul veriyor. Temmuz oldu mu, Temmuz'un başında bizim bahçelerimiz biterdi. Babam başladı kabzamallık yapmaya. Oradan gelen mallar ta Edirne'ye kadar gidiyordu. Ezine, Çanakkale, Ayvacık, Ezine'ye kadar mal getiriyordu. Oradan gelenler İzmir'den mal alıyor. Telefon haber veriyorlar. O zaman şey telefonlar vardı, manyetolu telefonlar. İşte şu kadar bize patlıcan lazım, şu kadar kasa domates lazım vesaire falan. Salatalık, mesela salatalık. Gün aşarı 30-35 bin salatalık salıyordu sarımsakta günde. Dökme. Kameraya dökme dedim. Böyle dökülmüyor da istif yapa yapa Bursa'ya gidiyordu. Hep Bursa'ya buranın. Böyle böyle salatalıklar, langa salatalıklar. Her bahçıvan kendi tohumunu kendi üretiyordu. Yani dışarıdan tohum almak yoktu. Herkes kendi tohumunu kendi üretiyordu. Ondan sonra bizim işte spor şeyi başladı. Ben 16 yaşındayken
spora meraklıydım. Benim lisansımı çıkardılar. İşte zaman ilk öğretmenim, ilkokul öğretmenimin birinci yani ilk gittiğim öğretmenim Mehmet Akın'la profesyonel olarak top oynama şeyine nail oldum. Hep abimlerle top oynama. Rahmetli Halit Karabuluk, İzzet abi bunlarla hep top oynadık. 16 yaşında şeyim çıktı. Lisansım, profesyonel lisansım. Köyde spor meraklıydı. İhtiyarlar böyle gençleri koşuşturdu, yarış yaptırtırdı böyle. Kahvede mesela, kahvede yaşların kahvesi başkadır. Başka bir kahve yaşlar. Gençlerin kahvesi başkadır. Köyde caminin karşısında Haritsa'nın kahvesi vardır. O kahveye bırak girmeyi biz köyün o caddesinden geçemezdik. Daha kahvenin önünden geçemezdik. Ayıp olur diye. Yaşlarımıza ayıp olur diye. Kendi kahvelerimize gideriz. Gençlerin olduğu kahveye. Böyle bizim yani saygı, sevgi çoktu birbirimize. Bir de köyümüzde o zaman radyo yok, televizyon yok, bir şey yok. 4-5 kişi akordeon çalardı. Gençlerimizde yani o zaman benden daha evvelki gençlerde, babam yaşındaki o zaman gençlerde çoğunda ağız müzikası vardı. Çok güzel ağız müzikası çalardı gençler. Ama bizim gençliğimizde hepimizde kasetler kolay. Hiçbir enstrüman çalmayız. Kaseti koy teybe çalsın gitsin. Yani bu şeyler çoktu. Skeçler çok yaparlardı. Birbirlerine şakalar çok yaparlardı. Kahvede olsun, evlerde olsun çok çok şey yaparlardı. Tabii ilk zamanlar elektrik olmadığı için eğitimlerimizde gaz lambasıyla oluyordu. Bir yerden bir yere komşuluğa gittiğimi gemici fenerle giderdim. Köyden liseye gitmek, ulaşım problemi yok, araba yok. Köyün üst tarafından kestirme bir yol vardı. Şimdiki Telekom binasından geliyordu oradan. Oradan abilerimiz liseye gidiyordu. Bu şartlarda. Ama çok arkadaşımız da eğitimlerinde başarılı oldular.